geliyor, kurt geliyor. Dur ya, şu Behrin'i açayım. Behrin'i arayacağım ya. Behrin gelsin ya. Behrin'le sohbet edesim geldi. Evde boş boş yatıyor bu oyuna. Bir de bana özelden Sude yazmış. Çok teşekkür ederim Sude. Burada mısın bilmiyorum ama bayağı dershaneler hakkında bilgi vermiş İstanbul'daki. Onları da anlatırım Behrin'e. Alo. Ablam ne yapıyorsun? Hayko Cepkin ne oluyor ya? Video çıkmış, ona baktım. Hayko Cepkin ne oluyor ya? Video mu çıkmış? Sen uyuyor musun? Hayır, video izliyorum. He. Ablam bir yayına gelsene. Seninle ilgili, dershaneyle ilgili yazanlar olmuş. Çok değişik dershaneler bulduk. Ya of, yeter artık. Berin, o ne demek ya? Bu arada sesin yayına gidiyor. Haberin olsun. Ablam. 40. saniye mi söyledin? Sanki bir şey oldu. Ablam. Yayına izleyeyim mi? Yoksa yayına gidelim. Ya ablam bana ne, izle ister izle ister izleme. Gel gel yayını. Discord'a gel, Discord'a. Discord'a mı gireyim? Discord'u hatırlıyor mu nasıl girildiğini? Dur yazayım Discord. Allah. Bir dakika. Şirin Evler Final Dershanesi çok elit bir dershane olup yüksek zümreye hitap etmektedir. Bilin istedim. Şirin Evler bize çok uzak ama hissiz Guana. Ha, oha Behrin, Discord'a gel hatta. Seninle çok güzel bir oyun var. Sen bir şey yapmayacaksın, ben yapacağım. Merak etme. Onu da oynarız. Aklıma geldi. Tamam da kameramı açacak mıyım? Aç istersen. Hangi odadasın? Kendi odamdayım. Salak, Discord'da hangi odadasın aptal? Ya Allah'ım, sen bana yardım et ya. Bizim aile niye böyle oldu Berin ya? Of, sürekli bir fail yapıyor birimiz, artık yeter. Berin de RP God ilan edilecek artık. Discord'da hangi odadasın? Tamam, gireyim bir. Oha, biri ne demiş? Behrin Antalya'da dershaneye gidecekse Renk'e gitmesin demiş. Arda bu aralar Renk dershanesini araştırıyorduk biz de tam Antalya'da. Özel sohbet 1'e girdi. Tamam ablam, ben seni çekeceğim. Tamam. Ben ama seni yavaş yavaş çekiyorum. Zor çekiyorum biraz. Alo. Ay dur, kapatayım. Kapat seni. Kapat hadi, bay bay. Çocuk panik oldu Discord'dan ses gelince. Heh, geliyor mu ses? Evet geliyor. Bir daha konuş, bir ses sesin desibelini ayarlayacağım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Ablam geliyor. Bak birine yazmış. Renk bir dershane değil, hapishane. Ya abi şimdi marka kötüleme yapmayalım. Antalya'da bilmeyenler için Renk dershanesi diye bir şey var, tamam mı? Bir şey yalnız. Birazcık çok sıkı çalıştırıyor. Bu arada benim oraya gidip de ilk 600'e giren arkadaşım da var yani. Şey değil ama... Çok sıkı bir dershane. Sıkıya gelmeyenlere iyi değil yani bence. Bunaltabilir. Çok yoğun ders gösteriyorlar. Çok yoğun. Her şey çok yoğun. Jeremy ya. O kadar kolay şeyleri zor hale mi getiriyorum? Tamam. Ben şimdi beni nereden bekleyeceğim? Twitch'i. Beni nereden bekleyeceğim? Nereden izleyeceğim seni? Bilmem. Ya o nasıl bir soru Behrin? Nasıl nereden izleyeceğim ya? Telefondan aç. Hep şey yapayım. Telefonunu açıp ses. Sen alt tabı öğretme vakti geldi galiba sana artık Behrin. Şimdi olmaz. Şimdi olmaz mı? Sen bir gün geldiğinde biz Çağrı'yla bir daha buluşalım. O sana gösterir ablam. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bak eyeliner sürmüştüm. Yine eyeliner'ımı çıkarttım elimle ovcalarken ya. Bu ne çabuk çıkıyor ya. Ablam kamerayı mı açtı? Hayır, kameranı mı açık? Evet. Ya abla git bana söyle. Oha çığlık attı.
Gözüküyor muyum şu an? Evet. Benim birazcık saçını düzelsene abla. Ya git, kamerayı kapattım ki elimle, yalancı. Oha! Ya ablam biz seninle niye böyleyiz? Benim de tüm laptopumu falan üstüne yara bandıyla kapatılı. Mesela tuvalete giriyorum, tamam mı? Tuvalette ben sudoku oynamayı çok severim. Bir elimle hep o kamerasını kapatıyorum baş parmağımla. Ma. Abim. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse Ya işte bilmiyorum. beni niye Ya çağırdın? ne bileyim, benim canım sıkıldı. Seninle sohbet edesim geldi. Vallahi bir amacı yok. Hiçbir konum da yok. Ben Behrine sormuştum işte, aradık. Dedim ya chat. Ben dedi film izleyeceğim. Gelmem dedi. Benim de çok şeyimde değil de şu an bir canım çekti. Yeni skill açıldı. Tuvalette sudoku oynamak. Hadi Behrin bir kamera aç da ablam. Benim güzelliğim yetmiyor. Sen gel. Nereden açtın? Bak nereden biliyor musun? Odaya bağlandın ya, altta ses bağlantısı kuruldu falan yazıyor. Telefon işareti var, çarpı yazıyor. Gördün mü? Onun altında video yazıyor bak. Zaten şu an kamera açarsan yayına gitmeyecek. Merak etme, sadece ben görüyorum şu an. Yayında şeyin yok. Bir açtım. He tamam, şimdi görüyorum. Ekrana vereyim mi? Bilmem. Ver ya, aman ne olacak. Salak, o zaman niye açtın zaten? Dur bir dakika. Normalde Discord'u direkt verebilirim ama farklı bir şekilde vermeye deneyeceğim arkadaşlar. Yeni bir pencere yakalama eklesem olur mu? Ya da üf, bununla ne uğraşıyorum ya? Aman şöyle vereceğim direkt. Bir saniye. Tamam, verdim. Vermedim. Verdim. Sana geç geliyor abla. Ben de bir farklı görüyor musunuz? Ne farklılığı? Saçını kestirmişsin. Evet. Aferin abla. Resme tıkla, büyüsün mü? Ya ama kendim kamerada gördüğüm gibi Twitch'te görmüyorum. Niye böyle? Nasıl? Kamerada nasıl görüyor? Ayna görüntüsü var, onu mu diyor? Hayır. Daha mı güzel görüyor? Saç rengini açtırmamış. Oha, saçını mı boyatmış diyorlar. Hayır ya, saçımı kestim. Abi babamın salona gittim abla, tamam mı? İşte dedim ki baba, saçında bir farklılık görüyor musun dedim. O da saçın biraz koyulaşmış sanki dedi. Ben ki evet, eskiden uçları daha açıktı değil mi dedim. O da evet dedi. Ne yaptın, saçını boyadın dedi. Hayır baba, ne yapmış olabilirim sen? Bilmem ne yaptın deyip duruyor. Anlamadı hala. Bu nasıl bir muhabbet ya? Neyse, CTRL tap yapınca sekmeler arasında geçiş yapabiliyorsun. Onu biliyorum kanka. Öğrendim onu da, unutmuştum da çok kullanmıyorum sekmeler arası geçişi. Aa, benim müdür nerede? Müdür odada değil. Peki babamlar gitti mi kız istemeye? Hayır. Ne Babam ne yapacak? yapıyor? Ay, salonda oturuyor. Kaçış, kaçış mıydı? Neydi? E Dizi. hani beğenmemiştin? 3 saat önce beğenmedim ben bu diziyi dedi. Hala onu mu izliyor? Ne? Ali Çağan mı evleniyor Nesrin? Ya hayır, Kegri ben ya. Ali Çağan'ı tanıyorlar ya artık. Kuzenim diye her bir şey anlattığımda Ali Çağan zannediyorlar. Ali Çağan 11-12 yaşında arkadaşlar. Anne tarafından kuzenim. Ne? Ha, anne tarafından. Diğer kuzen aynen. Öğrenci evinde kalıyorum. Son senem, kiram 1400'den 4500 istediler. Nesrin, sence kiralar nasıl? Sende kiralar nasıl? Sakarya'daki kiralar bu arada. Oha, Sakarya'da 4,5 mu istiyorlar? O Yuu. selam. Kardeşim bu aynen. Sakarya'da 4,5 ne? Kanka ne yapacaksın biliyor musun? Hızlıca sana söyleyeyim. Bak, iki şey yapacaksın. Birincisi, hemen Sakarya'da kendi evin skalasında evleri bir araştır. Yeni bir eve taşınacak olsan ne kadar? Atıyorum 3000 liraysa taşın zaten. Onlar da 4,5'sa olduğun yerde kal. Bir daha komisyon ödeme, taşıma evini. Bir de şunu deneyebilirsin. Kaç senedir o evde yaşıyorsun? Eğer 5 senedir falan yaşamıyorsan, 1 senedir, 2 senedir orada yaşıyorsan o kadar arttırmaya hakları yok. De ki, abi de sana 3000 lira vereyim. Zaten son senemde, hani çıkıyorum 9 ay sonra de. Haziran'da çıkıyorsun zaten.
9 ayda beni böyle idare et, birbirimize şey olmayalım, güzel ayrılalım abi de. Mesleğin adamın işine yarayacak bir işse mesleğini de kullanabilirsin. Ben onu çok yapıyordum. Birinden bir şey isterken dişlerinizi de yaparım falan diyordum. Ben hatta oha bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kameram var ya Behrin, hani ikinci el aldım Letgo'dan, şu anki kameramı 400 liraya aldım, Logitech'in kamerası ikinci el. Adamla Letgo'dan pazarlık yaparken diş hekimi oluşumu bile kullandım. Dedim ki şu an okulda hasta bakıyoruz biz falan filan, isterseniz dişlerinizi de bedava yaparım falan dedim adama. Vallahi bu cümle yaşandı. CV atsaymışsın. Allah Allah. Neyse Beromen. İşte öyle. Sen bakalım karar verdin mi? İstanbul'da mı mezuna hazırlanacaksın? Ondan sonracığıma neydi oranın adı? Antalya. Antalya'da mı hazırlanacaksın? Ya eğer İstanbul'da düzgün bir yer varsa İstanbul'a gelirsin. Ama yoksa Antalya'da kalırım. İstanbul'da bana çok yazan olmuş. Şurada şu var, Ataşehir'de bu falan filan diye. Sude'ye de tekrar teşekkür ederim. Ben onlara bir bakacağım. Benim ben de var ya, bugün telefonla konuşuyor, tamam mı? O kadar söylüyor söylüyor. Abla diyor, final VIP sana yakın mı diyor. Ben de bir güzel tarif ettim. Konumdan baktım. Diyorum ki yani Ataşehir'de final VIP diye biri dershane önermişti. Konuma baktım, diyorum ki aa diyorum, işe giderken hani geçiyorduk ya Oley. orada falan diye anlatıyorum Behrin'e. Behrin o kadar ortam hazırladı hazırladı, en son diyor ki abla o zaman yarın işe gitmeden önce gider bir fiyat bilgisi alırsın falan diyor. Neyse işte yarın gideceğim bir finale konuşmaya. Hasan 500 bit atmış. Nesrin İzmir İstanbul otobanı, arabada 4 kişi seni dinliyoruz. Müziği falan kapattık, sendeyiz. Oha Hasan. Saçmalama. Ben öyle şeylere utanırım çok fazla kişi olunca insanların yanında. Fitin için teşekkür ederim de selam söyleyin. Çok dikkatli sürün. Ondan sonra hız yapacağız diye bir şey olur falan, dikkat edin yani. Haberiniz olsun. Full fokus yola odaklansın biri. Beni dinlemesin. Ya abi ama insanlar yanında biriyle izleyince utanıyorum ben. Hani bir şey izlerken yorum yaparsın ya, atıyorum YouTube'dan video izliyorsun, film izliyorsun. Beğeri ne izliyoruz diyelim ki. Ay bu kız da şöyle ya, ay bu da böyle diye yorum yaparsın ya yanındakiyle. Galiba onu bilmek beni geriyor. Başka bir yer bakın. Final VIP tırt demiş biri bak. Bak bu chat ne kadar çok iyi ya. Böyle şeyler öğrenmek çok hoşuma gidiyor. Neyse işte. Bak biri demiş ki Berin. Berin ablan çok gürültülü biri ama nasıl ders çalışacaksın ki? Ablam gececi. Tamam da sen gece uyuyacak mı, ders mi çalışacaksın geceleri? Uyuyacağım. O zaman uyursun, tamam. Berin uykusu ağır, uyanmaz. Doping hafıza alsın 200'e girer. Benim o doping hafıza olaylarını hiç araştırdın mı? Ben hiç bilmiyorum ne demek. Ben ona inanmıyorum. Hocam inanmıyorum. Ses bir garip geliyor ablam ya. Niye öyle? Ablam sana ben kulaklık hediyesi aldım. Taksana onları, onun mikrofonuyla konuş. Bakayım. Ablam dikkat et bir orana burana. Ya abla Tamam ablam, şaka yaptım. Arkadaşlar Behrin bana küstü ya, biliyorsunuz. Yayında Behrin'in sıralaması söyledi. Ben Behrin'i ikna edeceğim diye göbeğim çatladı. İstediği kulaklıkları bile aldım gidip. Benim kameram çok mu küçük bu arada? Birazcık büyüttü. Şimdi kulaklığını bağla. Mikrofonunu o Aynen. algılar artık. Oha Melike ne yazmış? Kulaklıktan duymuyorsun hala. Oldu mu? Oldu mu? Beni nereden duyuyorsun şu an? Bilgisayardan mı, kulaklıktan mı? Ne? Kulaklık. Ha tamam. Kulaklık. Tamam. Bak demiş ki Melike. Mesajı yukarıda kaldı ha. Onlar yalanmış, dereceye girenlere para verip sanki doping hafızaya çalışmışlar gibi gösteriyorlar demiş. Bu gerçek mi? Olabilir vallahi. Allah Allah. Benim biraz sesli konuş bakayım, nasıl konuşuyorsun? Merhaba, ben Merhaba, ben Berin. Behrin de. Tamam. Behrin de bu arada tatildeydi arkadaşlar. Kaş'tan yeni geldi. Reis sürekli tatil yapıyor.
Öyle. Nasıldı kaş? Güzel kalış. Güzel oluyor. Oha, nerelere geziyorsun? Babamın yanına gitsene bakayım bir. Ya da gitme ya. Şimdi babam üstü başı açık bir şey. Öyle falan takılıyordur. Kaş'ta villa kiralamadı ya. Beğen'in bir tane komşumuz var, yakın arkadaşı. Onların Kaş'ta evi varmış direkt. Kaşlılarmış yani. Oradaki evlerine kalmaya gitti. Beğen'in bir tane arkadaşının da mesela Kemer'de villaları var. Kaş'ta evleri var. Çocuğun sürekli şey var. Biz burada hala Kaş'ta tatile gideceğiz. Bulamadık, dolandırıldık üstüne. Ve evde yani normal bir bina yani daireydi ama güzeldi. Balkonu falan varmış, manzaralıymış. Doğru İyi. yoldasın Beyrin, devam. Evet, Beyrin arkadaştan yana şanslı oluyor hep. Sesi biraz kötü geliyor, evet ya. Kendi de çünkü sesine şey ekliyor, tonlama ekliyor. Ben anlıyorum onu, o yüzden öyle. Düz konuşmuyor. Ne diyorsun ya? Arada böyle sesi içine kaçıyor. Yine sinirlenecek, bir kulaklık daha almayayım ben. Benim arkadaşım da beni... Aa, Beyrin, senin mikrofonunu acaba MacBook şey bilgisayarı mı algılıyor yoksa kulaklığını mı algılıyor, ona bakalım mı? Ne bileyim ben. Bak, ne yapacaksın biliyor musun? Kamera açtığın yerin altında ayarlar tuşu var. Bak, mikrofon var, işaret var, kulaklık var, ayarlar var. Oraya bir tıkla. Tadım. Gerisini ben de bilmiyorum. Aa, bir dakika ama dur. Şöyle ben buradan bakayım. Ayarlar dedin ya, tıkladın mı? Evet. Sonra solda böyle görünüm, erişilebilirlik ve ses ve görüntü var. Ses ve görüntü. Tamam bastım. Tamam. Giriş aygıtı yazıyor. Orada ne yazıyor şu an sende? AirPods. AirPods mu yazıyor? Evet. Çıkış aygıtında ne yazıyor abla? AirPods mu? Allah Allah. Demek ki sesi çok iyi şey yapmıyormuş. Yapacak bir şey yok. Giriş Bir şey söyleyeceğim. Onu, duyarlılığını hayır, göstermiş. duyarlılığı ayarlama. Orayı MacBook yapsana, PC yapsana orayı. Giriş aygıtını ama, çıkışı değil, sadece girişi. Yok. Oğlum var. Tıkla ona. Seçenek yok. Ses Neyse. ve görüntüye tıkladın. Giriş aygıtına tıkladın. Çıkmıyor mu bilgisayar? Default'a tıkla bakayım. Default. Çıkmıyor. Tamam ablam, boş ver Bir sen. postun seçenekleri var. Olsun olsun, tamam. Allah Allah. Ama çakma falan diyorlar, öyle mi? Telefondan girmiyor arkadaşlar, bilgisayardan giriyor. Yaz, zifrot, Berin onları yapamaz. Boş ver ablam. Berin mezuna kaldı, mebusa. Yeni tik mi, tamam olan. Ne Bak yapacağız? King, yazma öyle şeyler. Beyrin, yakın arkadaşların üniversite yerleşenler oldu mu abla? Yani Fidel ya. Yerleşti. Fidelia nereye yerleşti? Bilim %25 psikoloji. Antalya'da Bilim Üniversitesi arkadaşlar. Antalya %25 psikoloji. Başka yok mu? Ayşe İzmir Yüksek Teknoloji Fotonik. Fotonik ne ya? Fizik şey, fiziğin bir dalı gibi. Fotonik mi? Fotonlar ya. Tamam. Foton. Fotonik. Fotonik. Evet. Nasıl ya? Fotonik diye bölüm mü var? Evet. Peki ki hangi arkadaşım dedin o, bir dakika. Ayşe. Ayşe, fotonik. Botanik olma, Kaan. botanik olmasın. Sağ gitsin. İşte Kaan Akdeniz Hukuk. Aa, Kaan Akdeniz hukuka mı gitti? Şey, Bartu nereye gitti? Bartu bizim chatte de vardı bu arada hep. Kaan Bartu şey Konya'da. Konya'da hangi üniversite vardı ya? Selçuk. Orada işte tıp. Ha, Selçuk Tıp. Bartu iyi yapmış bak. Bu hiç bak, ilk başlarda çete çok geliyordu. Sonra salmıştı, demek ki ders çalışıyormuş.
Nesine sen? Bartu 9. sınıftan beri çalışıyordu 12 gibi. Ha. Ya bu kulaklığı 9'dan beri taktırdık, kötü oldu ya. Bilgisayarın sesi daha iyiydi. Nasıl yapacağız onu? Düşünmem lazım hızlıca. Nasıl yapılır ya? Bir anda bilgisayar bilgileri aklıma gelsin. yayından hallolur gibi. Çıkarsan yayından hallolur mu? Tamam ablam. Ya son bir babamı çağırsana, bir selam versin, öyle kapatıp gidelim artık. Beri sen ne istiyorsun bu arada? Ne için hazırlanıyorsun? Ne soranlar var. Ben biliyorum aslında da tam cevabı ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Tanju. Tamam, en istediğim Eczacılık. bölüm ne? Eczacılık. Eczacılık. Fotonik. Dalga geçmeyin ya. Bu arada Allah Allah. Ya oğlum adı komik diye dalga geçiyorlar. Kızla dalga geçmiyorlar ki. Behrin ek tercih yapmayacak değil mi Behrin? Biz hep diyetisyen yazmıştık bu arada. Olmadı işte falan filan. Ek Arayayım tercih. Kim arıyorsun? mı? Onu çağırayım mı? Ha, çağır. Eli yüzü düzgünse gelsin. Ya babam atletle dolaşıyor ya, o yüzden dedim. Bekle, bekle. Ablam eczacı bilgi verebilirim demiş. Yasin, Behrin gitti ama bana çok iyi bilgiler verebilirsin Yasin. Şöyle ki eczacılar artık mezun olduktan sonra stajyer eczacılık diye bir şey var. Ben bunu biliyorum zaten ama onu da geçtikten sonra dükkan açabiliyorlar mı? Artık kısıtlamalar mı var? Bu konu hakkında bilgisi olan varsa ben bile eczacılık bir daha okuyabilirim. Babam geliyor. Tamam, geliyor da ben ilk bir yana alayım ekranda, ne olur ne olmaz. Ani reflekslerim kapalı olabilir çünkü benim. Geldi. Ya da dur tam ya, bir şey olmaz. En olmadı full keme alacağım. Hayır mı? Baba yayındayız, baba yayındayız, yayın. Babam duymuyor ki Yayın beni. değil mi? Baba naber? Benim kulaklığı versene birine. Sen nasılsın? Salak İki kulaklık. kulaklığı çıkardı, duymuyor ikisi de. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Ha tamam ablam. Geliyor, geliyor. Baba baba ne yapıyorsun? Kız istemeye gidecekmişsin. Heyecanlı mısın? Aha kamera gitti. Ya. Beri ne yapıyorsun ya? Pardon, beklesem bir daha baştan al kız istemem. Ne oldu ya, siz nereye, konu ne, anlamadım ki ben. Baba bugün kız istemeye gidiyormuşsun ya, heyecanlı mısın diyorum. Yok ya, ben istemeyeceğim ya, ama ben eşlik edeceğim orada. Peki baba, niye Ha. istemiyorsun? Sana teklif götürmüşler sen iste diye. Niye istemedin istemeyi? Ya benim yaşım daha ufak ya. Yani bana uymaz yani ondan. Ne oldu? Kaç Niye gülüyorsun yaşındasın? ya? Ne Hüsam, oluyor? Hüsam, Hüsam, ama bu senin Ha. son şansın. Bizde kız isteme olmuyor. Yani bizde iste, yani erkek çocuğun Ne yok alakası ya. var? Ne alakası var? Başkasına isterim daha sonra. Tamam. Kaç yaşında olman gerekiyor ki kız istemek için? Ya en azından 50'yi geçmen lazım. 55'i geçmen lazım yurt dışına. Baba, sen zaten 51 yaşındasın ya. Yok. Ya, 41 ya. Ay Hüsam 41 ya. yaşındayım. Ne oldu, ben anlamadım ki şimdi. Ben nerede kendimi burada buldum? Nasıl oldu bu iş? Görmüyorum, bir göreyim dedim. Antalya'ya gelemedim Anladım. ya. Peşura Anladım. Niye ettin ya? montaj yap diyor. Nasıl gidiyor? He? Nasıl gidiyor? İyi baba, ne olsun işte. Ben de yayın açtım falan. Yarın işe gideceğim. Öyle işler Ha. güçler. Siz saat kaçta çıkacaksınız evden? Ben seni tutuyor Tutuyorsun gibi bir şey oldu. muyum? Sanki dizi izliyordu bu aile içeride.
Tam kalkacaktım. Geldi. Tam hazırlanmaya Ablam mı çağırıyor. kalkacaktın? Ha, Baba ablam. bir fotoğraf çekersin artık orada bir bakarız ortama. Ben gelemeyeceğim ya Olur üzüldüm. Ya olur. benim Olur salak. Behrin sen gideceksin mi? Hayır. Beni de götüreceğim ya. Hayır ya. O ortamı yaşasın bakalım bir. Duygu. Behrin lütfen kamerayla birazcık gizli çekim video alır mısın? Yalvarırım. Ya gitmeyeyim ya. Burada bizim Antalya'da hava bugün biraz bulutlu gibi ya. Hava sıcak ama bulutlu nem yüksek. İstanbul'da nasıl? Baba İstanbul'da çok sıcak. Baba klima da alamadık ya. Ben sana söyledim. Diğer Tamam, al harcamalarım. dedin al dedin de benim çok harcamalarım oldu ya bu aralar. Bilerek almadım. Bir de dedim azıcık sabredeyim. Eylül gel zaten. Verin babama kamerayı göstersene. Vantilatörümü göstereyim. Benim yayınımı gösterebiliyor musun? Evet. Görüyorum ben seni ya. Baba bak benim bu vantilatörüm bu küçücük bir şey. Yeter o. Hani arabalarda doluyor. Vallahi arabada var ya klimayı sonuna kadar köklüyorum diyorum. Tek klimam zaten arabadaki klima deyip hep sonuna kadar yaşıyorum onu. Dur Eskiden koyamadım. ufak eski arabalarda onlarda doluyordu, bu takıyorlardı. Anladım. Ben bilmem onları. Öyle işte Hüsnü öyle takılıyorduk. Behrin'le bir görüşeyim dedim. Sonra babamı da göreyim dedim. Suzi hazırlanıyordur diye düşündüm. Sen ne içiyorsun? Ben bir şeyler gördüm ben. Baba Red Bull içiyorum. Ya, ne yapacağım Red Bull'u ya? Tehlikeli o ya, sıkıntılı iş bunu. Tamam baba. Neyse işte öyle Hüsoşko. Öyle. Behrin hakkında ne düşünüyorsun baba? Neyle Antalya? alakalı? Hayır. İstanbul'da mı sınav hazırlansam diye düşünüyor ya hani. O konu Ne yapacak hakkında. İstanbul'da ya? Burada Antalya'da hazırlanır. Baba sen de hayalini farklı. Peki İstanbul'a gelmek istese gönderir misin? Ortama, duruma bağlı. Olabilir. Ya bu babam da hep Kalkacağım aynı şeyi söyler. Olabilir, bakarız, olur. Ben Bilemiyorum yani. Berin biraz değişik bir çocuk. Yani Berin'le ilgili kafamda soru işaretleri var. Bilemiyorum. Yani. Niye ne oldu? Gerçekleri konuşuyorum burada ya. Babam helal Alo. doğrucuysa. Benim Ne boş ver. anlatıyor böyle bir anlatıyor. Bak bana söylüyorum işte. Ne diyor? Öyle Babam değil mi? ne dedi? Yani gerçekleri anlatıyorum diyor. Bugün Ha. konuşacağız diyor. Günler gelip geçiyor, zaman gelip geçiyor. Ne oldu, sınavda oydu buydu. İşte. Belki orada bir soru daha farklı bilmiş olsa belki şimdi dediği yere gidebilecekti. Olsun Öyle mi baba bak? her işte bir hayır vardır. Belki 2-3 soru fazla yapmış olsa diyetisyenliğe gidecekti ama sonradan vazgeçti. Diyetisyenliği şu an istemediğine karar verdi ya çocuk. Belki de Ha. hayırlısı oldu. Ben o yüzden sevindim aslında. Anladım. Neyse ya. Olsun. O mezunken eczacı yaptırırız onu. Yani kendi bilecek kendi hayatı. Kendim ettim, kendim buldum der artık. O ne zaman der, ne zaman der biliyor musun buna? Bir 5-6 sene sonra. Evet, benim gibi değil mi baba? Aynen öyle. Biz babamla hala kavga ediyoruz. Babamı ben hala arayıp sen bana diş hekimliğini yazdırdın diyorum. Babam diyor ki sen kendin istedin diyor. Hala bunun kavgasını ediyoruz. 6 Ben sene sana oldu. gerçekleri söyledim. Hangisi olsun dersen dedim. Bu daha iyi dedim. Sıralama böyle olsun dedim. Sen kendin karar verdin. Madem benim şey yapmamı sen neye bakıyorsun ki? Kendin de şey yapabilirdin yani. O Ha. anda. Ya öyle baba işte o konuları boş ver şimdi. Müdür ne yapıyor baba? Müdür kuzu gibi. Dün veteriner geldi. İşte biraz aşısı falan vardı. Müdür biraz sıkıntıya girdi ya. Şimdi kuzu gibi oldu. Yazık uyuyor mu? He? En ufak şeyden korkuyor. Şey oldu mu? Kaldı mı? Şey oldu mu? Anladım. Müdür sen geçen üzüldü diye telefonda bir şeyler anlatıyordun. O neydi baba? Ama
Ya baba anlatsana bir. Ya gitmesin ya. Onlar şimdi konuşacak Babam ne benden. diyor? Behrin, babamın sen ne dediğini duymadın. Babam ne diyor biliyor musun? Behrin şimdi üniversiteyi kazansaydı İstanbul'a gelecekti ya diyor. Müdürü de götürecekti İstanbul'a diyor. Müdür de diyor çok mutluydu diyor. Behrin diyor kazanamayınca diyor müdürün üstüne diyor bir üzüntü kapladı. İstanbul'a gidemeyeceğim diye mazlum mazlum yatıyor diyor. Müdür çok üzüldü Behrin'e diyor. Hayır yani. Baba müdür üzüldü mü? Anladı mı peki Behrin'in kazanamadığını? Bence hissetti herhalde kedisi ya. Öyle düşünüyorum. Kedi sanki o günden sonra bir değişim oldu yani. Kedi hazırlık yaptığım gibi düşünüyordu herhalde. Her şeyim hazır, bavulum hazır, her şeyim hazırladım falan filan. Gerçekten öyle. Yani kedide daha sonra bir gariplik oldu. Ya biz öyle hissediyoruz, kendimiz öyle yorumluyoruz. Bilemiyorum artık ya. Neyse, sana iyi yayınlar. Benim işlerim var biraz. Onları Tamam. halledeyim. Tamam, babişko, hadi Hadi görüşürüz. kendine iyi bak. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi bay bay. Tamam Hoşça babam, kal. hadi Allah'a emanet ol. Dikkatli sür Bay arabayı. bay. Tamam bakalım. Bay bay. Behrin annem ne yapıyor? Bilmiyorum. Ne oldu? Babam kapıyı aç. Kapıyı açık mı tuttu? Samet hoş geldin Samet. Kapıyı açamam da onu Behrin bir şey söyleyeceğim. Babam bunu bana anlattığında şaka yapıyor zannediyorum. Vallahi müdür konusunu nasıl anlatıyor babam bana. Behrin o ara Kaş'taydı. Biz babamla konuşuyoruz Behrin'in işte mezuna kalışını falan. Müdür diyor hazırlık yapmıştı o kadar diyor. Bir üzüldü bir üzüldü İstanbul'a gelemeyeceğim diye falan diyor. Benim anlamadım ben de şaka yapıyor zannettim güldüm. Adam ciddiymiş Behrin. Behrin babam müdürü ne zannediyor? Ben dedi ki müdür manikürlerini yapmış. Benim Allah'ım keşke babam varken söylesin. Benim müdürün hazır olan bavulu arkadaki bavul mu? Hayır o kaçtan gelmiyor bu. Hayal ettim gözümde. Babam müdürü Behrin insan zannediyor ve en küçük çocuğu falan zannediyor olabilir biliyor musun? Ama evden göndermeye çalışıyor müdürü. Ya o şaka yapıyor bilerek. Müdürün anlayacağını zannediyor. Bir arada babam seni evden göndermeye çalışıyor diye. Babam üzülür canım. Babam çok konuşuyor. Benle telefonla konuşuyor. Duruyor. Yani normal bir muhabbet ediyoruz. Bir anda alakasız müdürle konuşmaya başlıyor. Beni bırakıp hiç anlamıyorum. Herhalde babam artık şey olmuş. Ne diyorsun ya? Şaka şaka Hüsnüm şaka yaptım. İşte bir de ne söylüyordum? Annem de bir selam versin de kıskanmasın Beri. Annem duşta. Annem de ben ne zaman annemi arasam duşta oluyor. Hala mı duşta? Niye bu kadar kalsınız mezuna kalmasına ikinciye mi kaldı? Yok yok Larkin olay şöyle. Mezuna kalacağım diye kalsaydı hiç önemli değil. Mezuna kalmasını istiyorduk hatta ama Behrin'i yazdığımız okulların kontenjanları dolmamıştı bile geçen sene. 400 binle 500 binle falan alıyorlardı. Biz kesin geleceğiz deyip gelecek Behrin deyip kafamızda plan kuruyorduk. İşte ben evin kirasını babam öder diye mutluydum. Behrin işte nasıl yapsam bilmem ne falan böyle. Yani her şey hazır gözüyleydi. Sonuç bir açıklandı yerleşmemiş ya biz şok geçirdik ama hala onu kaldıramadık. Hala onu konuşuyoruz o yüzden aslında öyle söyleyeyim. Yoksa her şey hazırdı aslında. Behrin babam bir de şey dedi bana. Müdür dedi, ay Behrin dedi müdürün patilerine manikür bile yapmıştı gelecek diye dedi. O ne o konu? Öyle bir şey yok kendi Babam kendine o niye ciddi bana öyle bir ya. şey dedi telefonda? Bilmiyorum. Allah'ım ya. Nesrin bu sene bayağı her yer çekti. Benim bölüm bile 50K çekmiş. Yani işte öyle ama her işte bir hayır vardır. Biz diyetisyenlik yazdık ama Behrin diyetisyenlik aslında hiçbir zaman aklında yoktu. Tercih döneminde aklına girmişti. Belki de tercih döneminin hengamesinden de o diyetisyenlik. Belki istemeyecek ileride. O yüzden bir sene daha hem düşünecek güzel güzel. Pilotajı da bir daha düşünürsün. Eczacılığını da düşünürsün. Daha hayırlı oldu. Ben o yüzden hiç üzülmedim aslında. Ay dershaneye gidecek. İşte dershane araştırıyoruz bu aralar. Hem Antalya'da araştırıyoruz hem Berin İstanbul'da hazırlaması varmış. İstanbul'da dershane araştırıyoruz. Yarın falan birkaç dershaneyle konuşacağım iş öncesi. Öyle işte.
Zaman çok çabuk geçiyor. 7-8 ay kaldı sınava. Eren, çocuğu germek mi istiyorsun? Bu arada Beyrin, o chat'teki Eren ne yaptı biliyor musun geçen gün? Bak, beni yayında izle. Şu kolluğun arasına yumurta challenge diye bir challenge var. Senin haberin var mı? Buraya işte şöyle yumurtayı koyup kırmaya çalışıyorlar burayla ama. Böyle bastırıyor, yumurtayı kırma challenge yapıyorduk biz Çağrı'nın yayınında. Ben yaptım, ben kıramadım. Eren koskocaman karpuz koydu buraya ve karpuzu kırdı. Evet, ben şok geçirdim. Bir de benim bugün Codenames oynayacağız. Gelecek mi Codenames'e? Kamera açmana gerek yok. Ben saat 6:30'da ararsam. Ha, o zaman tam boş ver. Acaba hala bir pis midir? Valla en son aldığımız bilgiye göre ertesi gün temizlemeye Bir çalışmış. yıl olmuş Nesrin'im Nesrin Kalp. Ama Tare saat 12. ay kutlu olsun. Hoş geldin tekrardan. Aboneliğin kutlu olsun. Selena gelemiyorum. Tamam, o ayarlarız onu ya. Aras kim Nesrin? Aras şey, lahmacun şalgam Nike bak ya. Aras bizim Antalya'da eski oturduğumuz sitede komşumuzdu. Biz hep böyle çocuklarla, ben lisedeyken. Oha, benim o zaman ben bile küçükmüşüm lan. 16-17 yaşındaydım. Bu çocuklar 10 yaşında falandı. Hep beraber sitenin bahçesinde kamelya vardı böyle. Akşamları Uno geceleri yapardık. Aras vardı. Ondan sonra lan çocukların adını unuttum. Diğer Aras'ın kankisi kimdi? Kaan vardı, Pınar vardı, Berin falan. 3-4 tane daha çocuk, hep Uno oynardık. Aras eski arkadaşlarımız. Aslı Sıla, birinci yılın kutlu olsun. Hoş Bir yıl geldin. olmuş mor kalp. Bir yıl olmuş mor kalp. Ben birineyim de dördüncü ayın enemiş. Hu hu demiş. Kevser kutlu olsun. Nesrin hu. Berin, o ne lan, o kadar büyük ataş ne olur? Bunu sen almışsındır, benim değil. Benim de değil. Ben ne yapayım onu ablam? Ne bileyim sen. Oğlum hayır, sevgilisi falan değil. Neyse. Aa, Berin kitaplarını atmadın mı? Annem de ne diyor Berin biliyor musun? Tam da diyor Berin'in kitaplarını toplayacaktım. İyi ki toplamamışım diyor. Ona seviniyor. Bir dünya diyor iş çıkacak diye erteledim hep diyor. Üşendiğimden diyor. İyi ki toplamamışım, kalsın yerinde diyor. Ya atmayacaktı da işte. Biz de eskiden benim kitapları da dağıtmıştık sitedekilere. Gerçi benim kitaplarım hep dolu olduğu için zordu da. Yani veremezdik de Behri'ninkiler belki boştur. Ablam. Behri'nin kitaplarını üst üste koyunca boyunu geçiyor mu ablam? Hayır. O yüzden Peki ablam. Dolu sayfaları üst üste koyduğunda geçiyor mu? Elinin boyunu. Ya o ya. Ya tamam, şaka yaptım. Bir elinin boyu uzun arkadaşlar. O yüzden aynen çocuğun boyu 1,70. Değil mi ablam? Bir elinin boyu 1,67 ama hep yalan söylüyor. Hep 1,70'im ben diyor. 68 çıktım. E sen ne zaman 1,70 diyorsun? Daha yeni bir ay önce öğrendim. 68 oldum. Belki daha uzar ablam. Daha zaman var. Benim bu arada şaka maka üniversitede boyum uzamıştı. Ben üniversiteye gitmeden önce Allah'ım babaannem arıyor. Tam aile şöleni. Bir dakika, açmam Tamam. lazım. Alo. Alo. Babaanne, ben şu an yayındayım. Sesi gibi duyma geçir aradım. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim babaanne. Yayındayım ya, yine de açayım dedim. Sen beni merak ediyorsun ya açmayınca. Öyle bir sesini duyayım diye ondan aradım ya. Sen sabah kaçta kalkıyorsun be? Babaanne, ne alaka kaçta kalkmamla benim? Şöyle diyeceğim. Mesela saat kaçta gidiyorum? 10'da gidiyorum, 9'da gidiyorum, 11'de gidiyorum. Sabah kalktığında mesela ayrıca olduğunu pazar günü değil de mesela sayılı günleri normal saatin sabah saatinde mesela uykudan kalkma saatinin arasında arasam arancık olduğunda. Niye oluyor be? Babaanne, anlamadım seni, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben pazarları işe gitmiyorum, tamam mı? İyi diyor, iyi diyor. Ben pazar günleri işe gitmiyorum. Ama pazar günleri
günleri işe gitmediğim için de yayın açıyorum hani diğer işim yayın benim diyorum ya. Ondan sonra sen beni, ben seni sabahları sen beni arayabilirsin, sıkıntı yok. Yani öyle bir Almancık sesini duymak istemedim mesela saat 9-10 arası arasam. Saat kaçta gidiyorsun sen? Tamam 9-10 arası arasan, 10'da arasan ben uyanırım. Bizim iş akşam 9-9.30 gibi bittiği için ben 12-1 gibi falan gidiyorum. O yüzden 10'da falan yeni uyanmış oluyorum. 10'da uyanıyorum, hazırlanıp gidiyorum işte de 10'da uyanırım, sen beni ara. Ben işte 10'da falan o zaman arayayım, ben sesini duymak için varıp da biz sohbet etmek için değil. Oldu. Tamam babaanne sohbet de ederiz, ne olacak? Tamam tamam, ben şimdi canlı yayın ya, kapatamadığım için telefonu kapatıyorum şimdi. Oldu. Tamam. Berin, Berin'le konuşuyorduk bir daha aynı zamanda yayında. Berin'e selam söylemek ister misin? Hem nasıl? Kerata'ya geçen bakmadı. Kerata, niye bakmıyorsun? Yanında mısın senin? Yanımda değil, yanımda değil. Bilgisayar tamam, üzerinden ya. Sesli sohbetteyiz yani. Bilgisayardan telefonmuş gibi düşün. Tamam, oldu. Selam söyle, oldu. Tamam. Ay, selam mı var Berin? Sen de söyle. Aleyküm selam diyor babaanne. Hadi bay bay. Dedeme selam söyle. Güle güle çocuğum. Öptüm annem. Hadi kendine iyi bak. Öptüm babaanne. Bay bay. Hadi Allah'a emanet ol. Güle güle öptüm. Hadi güle güle. Bay bay. Berin babaannem ne anlattı anladın mı? Ne oldu? Berin o neydi? Çok komikti. Babaanne. Ya of ya. Baban niye sesini değiştirip seni aradı diyor. Ya babaannem o, babamın annesi yani. Bu gözlüğünü vlogda çift takan. Yusuf 9. ayın kutlu olsun, hoş geldin. Ya dalga geçmiyorum ya. Sadece babaannem ulti attı, anladın mı? Perin duydun mu sen anlattıklarını? Sana geldi mi ses? Nasıl ya? Discord'da benim sensitivity'm farklı da o yüzden herhalde. Ya. Neyse ablam sen kapatacağım mı? Tamam tamam ablam, zaten ben tükendim gülmekten ya. Oh. Abi oranın klibini yalvarırım biri alsın. Babaannemin ulti attığı yerin klibini bana biri atabilir mi? Lütfen dinlemek istiyorum. Şengur ultisi attı. Bu genetiğin evrim ağacı tarafından incelenmesi lazım. Ya niye yakıştıramadım ama babaannemle biz gülüp birbirimize espri yapıyoruz, sıkıntı yok. Bir de diyor ya babaannem yazık, sesini duymak için, sohbet etmek için değil diyor ya. Babaannem bu arada öyle diyorsunuz da ben bazen çok konuşuyorum ya, benim babaannem arıyor beni, ben bir şeyler anlatıyorum sürekli, tamam mı? Babaannemin kafası şişiyor galiba. Diyor ki neyse diyor, ben telefonu çok kafama tutmayayım, radyasyon geliyor. Hadi kapatalım kızım diyor bana. Ben anlattığımda da öyle yapıyor. Merak etmeyin. Babaannem 5 dakikadan fazla telefonla konuşmayı çok sevmiyor. Radyasyon geliyor diye. Bir de ben uzun uzun anlatınca kafası şişiyor. Öyle yani, merak etmeyin. Şeylik bir şey yok. Aa yani. Kerata. Annem duştan çıktı mı? Çıktıysa bir bay bay desin, kapatalım kamerayı. Berin kod name ise gelmiyor Eren. İşi varmış, dışarı çıkacakmış arkadaşıyla ya. Babaannem ben hep anlatırım ya. Babaannem kendi anlatınca çok hoşuna gidiyor da ben bir şey anlatınca canı sıkılıyor. Kendi araya giriyor, kendi anlatmaya çalışıyor. Biz babaannemle ikimiz de çok konuşmayı çok severiz. Ben babaanneme çekmişim. Babaannem uzun uzun 3 saat bıraksan anlatır bir şeyler. Ben de öyleyimdir. İkimiz birbirimizle konuşurken hep çelişiyoruz o yüzden. Anne müsaadeniz. Tamam. O zaman anneme selamlarımı ilet. Ablam çete dalmasın kafam, bana dön. Ay, tamam ablişim o zaman. Kendine iyi bak, teşekkürler. Ay bay bay. Hadi baktım. Öp bir daha bakayım. Tamam hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi. Allah Allah.
Çıktım. Bir saniye, sayfamı değiştirmem lazım. Codenames mi o zaman? Codenames, kızlarla Codenames turu. Bir saniye ama. Eksiğimiz var mı bizim ya? Kimler şimdi geliyor Codenames'e biliyor musunuz arkadaşlar? Söyleyeyim. Bugün de hiç video izlemedim lan. Sanki video izlemem şart değil de bir tane Twitch'ten boşa verdi o yüzden. Pico Park'ta oynayacağız merak etmeyin. Şimdi ilk Codenames oynayacağız ki. Daha sonra da Pico Park'a Melody şu an çalışıyormuş. Gelemiyor. 6-7 gibi evde olacakmış. Dedim Codenames atarız döndenen. Pico Park'a da Melody de yetişmiş olur. Melody de olsun istiyorum çünkü. Eren var, ben varım, Melike var. Kevser'e yazacağız. Eren, ben, Melike, Kevser, Perver. Altıncımız yok lan. Yağmur uyuyor galiba hala. Eren kız değil erkek. Ama Codenames'te karışıklık olabilir. Tamam, Melike. Ya kızlar günü de ne yapayım? Eren'i şimdi takıma aldık ya ekibi artık. Dedim yapacak bir şey yok tamam madem. Eren şimdi alınacak şaka şaka. Dedim Eren de gelsin hem dedim bir Codenames'de nasılmış bakalım. Oh çok yoruldum lan telefonla konuşurken. Karpuzcu olan aynen. Hep aynı oyunları mı oynuyorum? Lan hiç Codenames ben en son bir yıl önce oynadım ilk yayınımda Codenames'i. Saçmalama. Codenames kaç yıl önce oynadı? Pico Park yayınımda hiç oynamadım. Zaten sürekli farklı oyun bulmaya çalışıyorum. Saçmalama. Takmaz yok. İş görüşmesinde. Melike ölmez. Melike ölmez. Gelmek ister misin? Tamam Nesrin küfür etme diyor. Bak Allah'ım yapayım küfür etmedim. Arkadaşlar takip edersek sevinirim. Bir de Berin'le bu oyunu oynayacaktım. GeoGuessr unuttum. Bir de YouTube'la ilgili size bir duyuru yapmam gerekiyor. Anlatıyorum. Melike yer var yer var. Katman Discord'unda oluruz ama. Şöyle 10 gündür video atılmıyor gibi duruyor. Ama şey oldu. YouTube editörünün başına bir bela gelmiş ama ne olduğunu anlatmıyor. Tabii yapmış kötü bir şey değildir. Başına işler gelmiş. Kaç gündür ben de ulaşamıyordum falan yani. Bir konuşamadık. Dedi ki şu an her şeyi okeyledim, ayarladım, sıkıntı yok dedi. Eve geldim dedi. Videoları atmaya başlayacağım dedi. Haberiniz olsun. 10 gündür video yok. Aslında yayın geçmişlerinden de çok şey var. Öyle söyleyeyim dedim. Ben o kadar kız içinde çok utanırım. Yusuf Emin Bey de gelse keşke. Eren yapacak bir şey yok. Tek erkek sensin Eren. Duy beni mi izliyorsun Nesin? Abi nasıl ortaya çıktı ya? Evet izliyorum. Şuna bir bakalım mı? Bunu bakalım bir hızlıca. Sonra belki direkt oyuna geçeriz. Ben bir Kevser'e falan da yazayım. Diğerlerine yazmam lazım şu an. Kevser buradaydı zaten galiba. Tamam. Allah. Ya vantilatörü ayarlayacağım derken. Oh. Aha, benim klibi atmışlar. Dur. Rafet sağ ol. Tamamla benim. Şöyle diyeceğim. Mesela saat kaçta gidiyorum? Ay ses çok kısık geliyormuş ya. Dur size ses arttırayım. 10'da gidiyorum, 9'da gidiyorum, 11'de gidiyorum. Sabah kalktığında mesela ayrıca bu olduğunu pazar günü değil de mesela Abi ses çok kısık. Siz böyle mi duydunuz bunu? normal saatin sabah saatinde mesela uykudan kalkma saatinin arasında arasam ayrıca bu olduğunda. Tamam, ben bunu var ya eklerim şeye. Bunun adı neydi ya? Edit programından ses arttırılabiliyor. Ben bunu arttıracağım abi. Benim bunu bir daha dinlemem lazım. Ben mi kısık duyuyorum? Bekleyin o zaman. Sistem sesleri Google Chrome. Bekle açtım. Tamamla benim. Şöyle diyeceğim. Mesela saat kaçta gidiyorum? 10'da gidiyorum, 9'da gidiyorum, 11'de gidiyorum. Sabah kalktığında mesela ayrıca bu olduğunu pazar günü değil de mesela sahil günleri. Normal saatin sabah saatinde mesela uykudan kalkma saatinin arasında arasam arancı olduğunda.
Allah'ım yarabbim. Ah ben çok yoruldum ya. Dur şu sesleri geri eski haline çekeyim de. Tamam, sesleri ayarladım. Twitch'ten boşlar dün atmış bu videoyu. Açıyorum şimdi bakalım bir neler varmış diye. Babaannem VIP koç mu? O ne demek ya? Kız olarak sararsak Kırayn da var. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.